genel izleyici için uygundur. Baştan sona sağlıktan herkese merhaba. Bugün saç ekimi ve saç tedavi yöntemlerini konuşacağız. Medikal direktör Doktor Burak Tuncer bize en etkili ve en yeni saç ekimi yöntemlerini anlatacak. Aynı zamanda tıraşsız saç ekimi mümkün mü bu soruyu da cevaplayacak. Hazırsanız baştan sona sağlık başlıyor. Çok fazla saç ekimi yöntemi var. FOE saç ekimi, safir saç ekimi, sedasyonlu, kök hücreli saç ekimi. Siz hangisini nasıl tercih ediyorsunuz? Hastaya göre mi belirleniyor? Aslında burada dediğiniz gibi hastaya göre doğru tercihi yapmak çok çok önemli. Kişinin donör alanına, köklerinin yapısına ve açıklığına uygun bir tercih operasyonun başarısını etkiliyor. Şu anda dünyada en sık kullanılan iki saç ekimi yönteminden bir tanesi, Safir Fue, bir diğeri ise DHI Choi yöntemi. Uzmanlar hastaya göre saç ekimi yönteminin belirlenmesiyle operasyonun başarısı ve doğallığının arttığını belirtiyor. Tabi operasyonu konforlu geçirmek önemli ama operasyonun başarısı da çok çok önemli. İşte bu noktada Operasyon sonucunun en başarılı hale gelmesi için şu anda dünya üzerinde en son gelişen teknolojilerden bir tanesi kök hücre teknolojisi. Kök hücre teknolojisi ile beraber operasyonda ekilen greflerin tutma oranı çok daha yükseklere çıkarılmıştır. Bununla beraber operasyon sonrasında var olan saçlarınızın dökülmesinin azalması, aynı zamanda yeteri kadar beslenemediği için yüzeye çıkamayan saç köklerinin de beslenmesi kök hücreyle beraber çok daha başarılı hale gelmiştir. Doktor Burak Tuncer operasyon öncesi anestezi uzmanı tarafından hastalara sedasyon işlemi yapılarak saç ekiminin ağrısız hale getirildiğini söylüyor. Saç ekimi cerrahi bir operasyondur. Öncelikli olarak kişinin genel sağlık durumunun operasyona uygun olup olmadığını anlamak için birtakım kan tahlilleri yapılması lazım. Eğer çıkan sonuçlar operasyona uygun olduğunu gösterirse bu sefer planlama kısmı başlıyor. Hem kişinin açıklığına hem de donör alanına göre operasyon seansı bir seans veya iki seans olarak belirlenir. Şu an saç ekimi planlama odasındayız. Doktor Burak Tuncer saç ekimi aşamalarını bize anlatacak. Burak bey şimdi ne yapıyoruz? Saç ekimi operasyonunda ilk aşama nedir? Öncelikli olarak donör alanı değerlendirerek başlıyoruz. Donör alandan toplayacağımız kök miktarına göre ön tarafta ne kadar açıklığı kapatabileceğimizi belirliyoruz. Tabi donör alandaki kökleri alırken homojen bir şekilde alınması çok önemli. Arka tarafta operasyon sonrasında herhangi bir boşluk açıklığın oluşmaması için çok tecrübeli ve dikkatli bir şekilde bu köklerin toplanması lazım. İlk aşamayı anlattınız. Donör alan uygunsa bundan sonra planda ne var? Tabi donör alan uygun. Şimdi sırada ön hattın oluşturulması var. Yani operasyon alanının belirlenmesi var. Burada dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var. Bunlardan en önemlisi ise karşıdan bakıldığı zaman doğal bir görüntüyü yakalamak. Doğal bir görüntü için anatomik lokasyona uygun, dökülmeden önceki halinin tespit edilmesi çok önemlidir. Uzmanlar hastalardan alınan greft sayısının operasyonun başarısını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. İşte gördüğünüz gibi buradaki hastamızın dökülmeden önce saç ön çizgisi bu şekildeymiş. Evet kaşları kaldıralım. Kaşları kaldırdığımız zaman burada ön kas grubunu görüyoruz. Ön kas grubunun sınırları bize dökülmeden önceki alanımını belirliyor. Burada en doğal hattı kişiye özgü olarak anatomik lokasyonu belirleyerek oluşturuyoruz. Peki ne olur eğer kasların üzerine bir ekim yapılırsa veya yanlış bir ekim yapılırsa? O zaman hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz her mimik hareketinde saç tellerinin dans ettiğini görürüz. Bu da komik ve anormal bir görüntü oluşturur. Donör alanına bakıldı gayet uygun çizim de yapıldı. Peki sırada ne var? Artık operasyon için hazırız. Süreç anestezi uzmanımızın değerlendirmesi ve sedasyonla beraber başlıyor. Saç ekimi operasyonu bir ekip işidir. Tecrübeli bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda minimum 5 kişinin bulunması gerekmektedir. Bu 5 kişilik operasyon doktor kontrolüyle, doktor koordinasyonuyla başlar ve 6-8 saatlik bir süreç şeklinde devam eder. Peki operasyon başladı. Kaç aşamadan oluşuyor? Saç ekimi operasyonu 3 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikli olarak donör alandan ihtiyaca yönelik olarak greftler yani saç folikülleri toplanır. Daha sonrasında ise ikinci aşama olarak saç köklerinin yerleştirileceği yuvalar yani kanallar açılır. Saç ekimi işleminde operasyonun başarısı için açılan kanalların sıklığına, yönlerine ve açılarına dikkat edilmesinin çok önemli olduğu vurgulanıyor. Son aşamada ise bu kökler kanallara dikkatli ve özenli bir şekilde yerleştirilmesi lazım. Zarar görmemesi köklerin başarısı ve yaşamı için çok çok önemli. Tabi bu süreç içerisinde Kökler özenle ...4 derecelik sıcaklıkta özel soğutucularda beklenmesi gerekmektedir. Uzmanlar saç ekiminin sonucunun görülebilmesi için en az 6 ay beklenilmesi gerektiğini söylüyor. Hüseyin Bey 11 ay önce saç ekimi yaptırmış ve bugün kontrole geldi. Hüseyin Bey merhaba. merhaba. Saç ekimi operasyonunuz kaç ay önce gerçekleşti? Şu an sonuçtan memnun musunuz? Yaklaşık 11 ay önce bir saç ekimi yaptırdım. Ee, dökülmeden önceki saçlarıma kavuştuğum için şu anda çok memnunum. Ee, genellikle arka ensemden çok korkuyordum ve şu anda mükemmel bir seviyede... Beni tanımayan insanlar saç ekimi yaptırdığımı anlamıyor. O yüzden o da beni mutlu ediyor tabii ki de. Saç ekimi işlemi sonrasında saçlara doğru şekilde bakım yapılması ve gerekli takviyelerin alınması gerekiyor. Hüseyin Bey'in operasyondan 11 ay geçmiş. Gördüğümüz gibi çok mutlu. Bu süreç tamamlandı mı ve neye dikkat etmesi gerekiyor? Ekim sonrasında saçların çıkması yaklaşık olarak 6 ay ile 1. yıl arasında devam eder. Bu süreç içerisinde benim çok sevdiğim bir örnek vardır. Nasıl toprağa fidanı ektiğimizde bunu beslememiz, sulamamız gerekiyorsa saç köklerini de aynı şekilde beslememiz gerekiyor. Yeni saç köklerinin ihtiyacı doğrultusunda bir takım takviyelerle desteklendiği zaman çok daha başarılı sonuçlar alınabilir. Hüseyin Bey de bu takviyelere uyduğu için çok güzel bir sonuç aldı. Halen devam ediyor saçlarının gelişimi ve birkaç ay içerisinde en son şeklinde almış olacak. Hekim olarak siz de sonuçtan memnun musunuz peki? Operasyonun başarısını anlamak için çok doğru bir zamandayız. Özellikle ön hatta baktığımız zaman çok doğal bir görüntü var. Dökülmeden önceki ön hattına sahip şu anda Hüseyin Bey. Aynı zamanda donör alanına baktığımız zaman da donör alandan kesinlikle kök alındığı belli olmuyor. Bir ilkim için en büyük tatmin hastalarının mutlu olmasıdır. Baştan sona sağlığın sonuna geldik. Soru ve görüşleriniz için bize mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum.